Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Haberin merkezinde Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün günün manşetini bebek ve yetişkin yoğun bakım ünitelerindeki bir skandalın ayrıntılarına bakarak atacağız. Kundak'taki 10 bebeğin nasıl ölüme sürüklendiğini, çok daha fazla bebekte ihmal sonucu ne tür kalıcı hasarlar kaldığına bakacağız. Ve dahası Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK'nın yoğun bakım ve yeni doğan servislerindeki kağıt üzerinde uydurulan hileli ve sahte tedavi yöntemleriyle nasıl bu çete örneğinde soyulduğunu anlatacağız. Başlayalım. O cinayetin anatomisini çıkaracağız. Şöyle bir pil ile çalışıyor istihbarat operasyonunun parçası olan cihaz. Hangi davalarda toplumun vicdanını yaralayan, duyduğumuzda, işittiğimizde inanamadığımız kararlar nasıl çıkmış? Bazı hastanelerin yoğun bakım ünitesinde tam da bu kadar, el kadar, kimi 500 gram, kimi 1 kilo doğan 10 bebek öldü. Birazdan isimlerini tek tek bu ekranda göstereceğiz. Olay önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yani CİMER'e ulaşan bir ihbar ve o ihbarı araştıran Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in araştırmasıyla hangi boyutlarda olduğu ortaya çıktı. Savcının araştırması derinleştikçe ölümlerin sadece 10 bebekle sınırlı olmadığı şüphesi oluştu. Sonrasına da bakacağız. Dahası yoğun bakım ünitelerine çökmüş, tabiri yerindeyse, içinde doktorlar, acil çağrı merkezi görevlilerinin de dahil olduğu bir çetenin devletin kaynaklarını, vatandaşın vergilerini SGK üzerinden bir hileli yolla nasıl soyduğu, nasıl elde ettiği anlaşıldı. Savcı hemen operasyonun düğmesine bastı, tutuklamalar yaptı. Ayrıntılarını anlatacağız ama ne oldu biliyor musunuz sonra? Öyle büyük bir soygun düzeni vardı ki soruşturmayı yapan savcıyı da makamında tehdit ettiler. Onun da görüntüleri ortaya çıktı. Tehdit edenlere ne olduğunu da göstereceğiz size. Hem tehdit görüntüsüne hem A'dan Z'ye bu soygun çarkının nasıl işlediğine bakacağız. Nasıl insanları mağdur ettiğine bakacağız. Onlardan birisi de, daha doğrusu bir çift de burada, Orhan ve Sevil Dağlı konuğumuz olacak. Onlar da yaşadıklarını anlatacak. Bu çetenin nasıl mağdur olduğunu anlatacak. Yoğun bakımdaki ihmal yüzünden çocuklarında kalan kalıcı hasarı anlatacaklar. Onları dinleyeceğiz. Eski savcı ve hukukçu Alptekin Yıldırım da bizimle birlikte bu konuyu değerlendirecek. Uzman doktor İlker Uslu da yoğun bakım ünitelerindeki ya da yeni doğan servisinde ne yapılması gerektiğini anlatacak ama meslektaşım Ceylan Sever de bizimle birlikte olacak. Habertürk muhabiri Ceylan Sever de bizimle birlikte, konuklarımız da hazır. Hoş geldiniz. Hemen organize kötülük editörümüz Deniz Gez'in attığı KJ ile birlikte ifade ediyorum. Organize kötülük yeni doğan çetesi diye Kundak'taki 10 bebeğin nasıl ölüme sürüklendiğini, ki çoğu özel hastaneler bunlar değil mi Ceylan? Özel evet, hastanelerde evet, kurulan bir çark. Örgütün elebaşı, daha doğrusu öne çıkan iki isim var. Özel hastane sahibi doktor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birlikte hareket ettikleri isimler var. Evet. Ne yapıyorlar? Bir günlük ya da 10 günlük her neyse yeni doğmuş bebekleri bu özel hastanelere yönlendiren bir çark kurmuşlar. Değil mi? Tabii 112'ye düşen çağrıları kendilerine yönlendiriyorlar. Bunun içinde kurdukları bir sistem var. O sistemi de konuşacağız. Raporları hatalı, yanlış dolduruyorlar. Yeni doğan servisindeki bebeklere uygulanan tedavileri olduğundan farklı gösteriyorlar. Hem de bebeklerin durumu da daha ağır gösteriyorlar ki yoğun bakımda daha uzun süreler kalabilsin. Normal şartlarda bir gün, birkaç gün, evet, bir hafta kalacak bebek örneğin 45 gün, 50 gün kalmış gösteriliyor. Ve hemen onunla ilgili de özel hastanelere böyle bir bu sistem üzerinden daha çok devlete daha çok fatura kesmeleri sağlanıyor. Bu yolla da SGK dolandırılmak isteniyor. Şimdi bu operasyonun başlangıç tarihi ne zaman? Geçtiğimiz yıl 2023 Ağustos ayında yapılan aslında şikayetle başlıyor. Temmuz'da diyebiliriz.
14 ay boyunca sürüyor hazırlık aşaması. Ancak bunun 7 ayı zaten daha çok şeyle geçiyor. Teknik ve fiziki takiple geçiyor. Evet. 7 aydan sonra da savcı artık bütün deliller toplandıktan sonra ölen bebeklerin sadece onu tespit edilebiliyor. Sayının daha fazla olduğu şüphesi var bu arada. Bir 19 bebekle ilgili ayrı bir rapor da var. Ona da bakacağız. Diğer grafik de gelsin, biz anlatmaya devam edelim. Şimdi 10 bebekle ilgili yapılan, senin de söylediğin gibi fiziki takip, teknik takip, dinleme, izleme neyse bütün bunları, bu yöntemler uygulanıyor. Hastanelere denetimler. Evet. Bu sistem 2021 yılında savcı Yavuz Bey bunun 2021 yılında kurulduğunu tespit ediyor dosyada. Soruşturma biraz önce de söyledik 2023 yılında bir ihbarla başlıyor. 13 ayda tamamlanıyor. 7 ay fiziki teknik takip bölümü var ve 10 bebeğin ölümünün bu kişilerin ihmali yolla kasten aslında öldürme diye bile... Kasta giriyor tabii. Evet, kasta girdiği için... Böyle ciddi bir şey tespit edince soruşturma derinleştiriliyor. Şu anda 22'si tutuklu, 47 şüpheli var. 19 hastane ve sağlık şirketi sorumlu. Evet. Şimdi bu 19 hastane ve sağlık şirketi de bunun içerisinde geçiyor. Hem bu hastanelerde bu tedaviler gerçekleştiği için, medikal şirketlerde olduğu için, hem de yine bu hastaneler de bundan hem sorumlu olabilir hem mağdur olabilir. Dosyanın sonucunda bu ortaya çıkacak ama... Şüphelilerden 22'si tutuklu dedik. Bunların elebaşı olarak dosyada belirtilen, fezlekede belirtilen doktor, doktor aynı zamanda bir hastane. Burada geçen hastanenin de sahibi. Evet. 112 sağlık acil servisiyle şöyle bir acil çağrı merkezinde şöyle bir anlaşmaları var. Bir ambulans şoförü, bir sevk sorumlusu, bir il dışı, il içi sevk yapan kişiyle anlaşıyorlar. Evet. Hatta yeri geliyor ambulans şoförü kendini doktor gibi tanıttığı yerler de oluyor bu arada. Evet. Farklıca işler de var. Acil çağrıya düşen çocukları, bebekleri kendi anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ediyorlar. Ve çarkı böyle kuruyorlar. Sadece ambulans görevlisi değil, hemşirelerin de doktor gibi işlem yaptığı sayfalarca örnek var. Evet. Soruşturma dosyasında. Onlara da bakacağız. Birçok ilde değil, iki ilde operasyon yapılıyor, İstanbul merkezli yürüyor ve sonrasında ne oluyor? Diğer grafiği de devamında verelim, onu da izleyicilere aktaralım. Çünkü olayın sadece bu boyutu yok, hasta ve hekim hakları boyutuyla da bir sürü hata, eksik ve ihmal var. Ben tabii burada eski bir savcı, 15 yıl görev yaptınız, yeni avukatsınız, hukukçu kimliğinizle. Bu sistemi sizinle de birlikte değerlendireceğiz ama önce Sevil ve Orhan Dağlı çiftine sormak istiyorum. Sizin bu çetenin özel hastaneler üzerinden yapılan bu sistemin, bu çarkın içine siz nasıl dahil olup mağdur oldunuz? Buyurun. Ben anlatayım. 14 Kasım 2020 bir cumartesi günü bir erken doğum gerçekleştirdim. Bebeğim 30'a artı 1 doğdu. Benim sezaryen ameliyatım gece yapıldı. 1850 gram sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdim ama erken doğumdan dolayı akciğerleri gelişmediği için biraz yoğun bakıma ihtiyacı olan bir bebekti. Doğumu yapan doktorum hatta odama gelerek bebeğin gayet sağlıklı olduğunu, iyi olduğunu, 2 hafta yoğun bakımda misafir edildikten sonra seni bebeğinle birlikte bekliyorum kontrole dedi. Biz o gece, ben de tabii anestezinin etkisinden uyandıktan sonra bir anne olarak bebeğim hakkında bilgi almak istedim. Fakat o gece biz karış karış hastaneyi aradık. Bir tane yeni doğan yoğun bakım çocuk doktoru, neonatoloji uzmanını bulamadık. Evet. Doktor yok ama bir hemşire orada işte kendini... Bana o gün doktor olduğunu söylemişti. Biz bunları sonradan öğrendik. Hemşire tabii. Size doktor olduğunu mu söyledi? Ve ilk müdahaleyi çocuğunuza ben yaptım dedi. Çocuğunuzu hatta böyle bir ifade kullanmıştı. O zaman onu çok anlayamamıştık biz. Çocuğunuzu ben kurtardım dedi. İşte doğumda ağlama problemi olduğunu söylemişti. Aslında çocuk ağlıyor çünkü çocuk doğumu yapan. Yani doktor çocuğun ağladığını söylüyor. O hemşire de çocuğun ağlamadığını... Bebeğin ölü doğduğunu. Ağlamaması demek o demek yani benim anladığım kadarıyla. Onun da bu çocuğa ilk müdahaleyi yaparak çocuğu kurtardığını. Tabii biz o zaman hani bu konunun arka tarafında böyle bir
hile aramadığımız için o gün teşekkür ettik yani. Ama işin arkasında işte daha sonra birçok şeyler yaşadık biz o hastanede. Ve hanımefendiye uzun süre hocam diye hitap ettik. Hemşireye, evet. Doktor olduğunu düşünerek. Evet, bilgi alıyoruz. Üzerinde hemşire kıyafeti ya da belirgin bir şey yok muydu? Yok, hayır, kesinlikle. Yok. Bir de orada yani şey yapılan o başhemşireymiş o. Diğerlerinden farklı giyiniyor zaten. Farklı giyiniyor. Tabii biz... Normal yani, kıyafet giyiyor. Çocuğumuza kavuşamamışız artık orada o kıyafetten onun başhemşire olup olmadığını ve hatta doktor olup olmadığını ifadesi üzerine inanıyoruz. Ben buranın doktoruyum diyor. Ve çocuğunuza müdahaleyi ben yaptım İkinci diyor. Gün sonrasında hala yok doktor. Yani ikinci gün hala yok. Çocuk doğum doktorumuz soruyor. Diyor ki nerede çocuk doktoru? İşte biz de diyoruz ki hastaneden aldığımız bilgiyi söylüyoruz. İşte bizi Cansu Hanım karşıladı diye o zaman... Evet. O anlıyor tabii o işte onun doktor olmadığını vesaire falan. O bildiği için evet. Tabii orada biz başladık işte. Bir aya kadar kaldı çocuğumuz orada. Korktuk çünkü çocuğu da ilk başta almaya. Çünkü bir takım şey eksikler yani. Falan bahsedince. Pazartesi günü. Ben bir cümle çünkü burada görev suçu evet, var evet, değil mi? Evet. Alptekin Bey. Yani şimdi. Siz bir değerlendirin evet. Onu çünkü bir hemşirenin. Kendini doktor gibi doktor olarak tanıtması kamu alanında tabii bir görev suçu aslında. O yetkilere sahip olduğunu bildirmesi, hatta çocuğun hayatını ben kurtardım gibi beyanda bulunması. Bunların tabii ki tamamı Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ediyor. Evet. Ama tabii ki konuştuğumuz olaya bakarak bu suçlar devede kulak olarak netlendirebilecek yani, suçlar. Belki ondan biz 10 çocuk dedik ama o çocukların ismini de verebiliriz. 10 evet. Çocuktan çok daha fazlası var arkadaşlar. Onu evet. Da bir göstermemiz gerekiyor. Onu da grafiğe verelim. Bu işlenen suçlar hemen eski savcı, hukukçu Alptekin Yıldırım'a evet. Da gösterelim. Bu isimler, çocukların hı-hı. İsimleri. Ama bu dosyada daha fazlası var muhtemelen. Ben muhtemeldir ki buyurun, daha fazlası var. Kaldığınız yerden devam edin. Çünkü görev suçunun dışında başka bir şey görüyor musunuz? Yani hani yalan söylenmesi, görevin kötüye kullanılması. Tabii ki şöyle, şimdi bu kişilerin tamamı kamu görevlisi gibi değerlendirilirler. Özel hastanede olsalar da bu kanuna tabidirler. Bu nedenle hastayı bilgilendirmeyi doğru yapmak zorundadırlar öncelikle. Evet. Yani bu bilgilendirme kesinlikle yanlış yapılmış. Hasta hiçbir şekilde çocuğuyla ilgili sağlıklı bilgiye ulaşamamış. Bu durum en azından görevi ihmal olarak nitelendirilmeli. Bir parantez de söyleyeyim. Basit tıp temel eğitiminde de hasta-hekim ilişkisi her yönüyle doğru bilgiye odaklı kurulması gerekir. Doğru anamnez alınması ya kesinlikle. Da işte doğru bilgiyle hekimin ve hastanın hareket edebilmesi için öyle devam etmesi evet. Lazım. Sonra ne oldu? Sonra ben pazartesi günü, cumartesi doğum yaptım. Pazartesi günü yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki görevli asıl doktorla karşılaştım. Hı hı. Beyefendiyle karşılaşmamızda ilk başta bana çocuğun çok kötü olduğunu, entübe halinde olduğunu, 2 haftadan fazla yaşamayacağını, yaşasa bile 6-7 ay burada misafir edileceğini, benim eve gidip, dinlenmemi ve hamile olmamı unutmamı istedi. Aynen de bu cümleleri sarf etti. Nasıl yani öyle mi söyledi? Tam evet olarak. Aynen böyle söyledi. Hamile olduğunuzu unutmaya çalışın, eve gidin dinlenin dedi. Peki. Öyle söyledi. Yazılı basından takip ettiğimize göre o bahsedilen doktor şu an cezaevinde olan doktorlardan elebaşı, bir tanesi. Dosyada elebaşı olarak geçen doktor. FS diye evet, tarif evet. Edeceğimiz isim. O evet. Doktor. Doktor yani bildiğimiz. Evet doktor. Gözlerimin içerisine bakarak söyledi bunu. Ben zaten hiç konuşamadım. Sadece gözyaşlarım tutamadım ve dökülmeye başladı. Hocamız öyle bir şey ki tedavi edilse bile 6-7 ay burada. Yani çocuğun tedavi sürecine nasıl karşılık verecek, o ilaçlar nasıl fayda edecek ona bile zaman veriyor ki. Yani belki benim çocuğum bir ayda iyileşecek. Neden 6-7 ay? Şimdi tam o doktordan bahsetmişken ben de şöyle bir şey hatırlatayım. Dosyadan bilgi, Ceylan da o bilgiye vakıftır. Diğer ortağıyla birlikte özel hastaneleri geziyorlar ve diyorlar ki biz sizin yeni doğan bakım ve yeni doğan ve yoğun bakım ünitelerindeki gelirlerinizi artıracağız. Evet. Özel hastane sahiplerine bunu söylüyorlar. Ya 9 tane hastane ya da 10 tane hastane yanlış hatırlamıyorsam. Bu geliri nasıl arttırıyorlar? Evet. Böyle arttırıyorlar. Sonra da bu yolla gelirlerini artırmaya başlıyorlar. Evet. Değil mi? Dosyada öyle tespitler de var. Tabii tabii. Aileleri işte çocuk bebek eğer bir gün kalması gereken bebeği 10 gün yatırmışlar, 15 gün yatırmışlar. Aile ne kadar
duruma siz ne derseniz o ne kadar kalması gerekiyorsa kalsın diyorsa o kadar yatırıyorlar. Aileye göre biraz. Mesela Dağlı çiftimiz, bu ailemiz çocuklarını bir ay sonra artık en son dayanamayıp alıyorlar hastaneden. Evet. Başka hastaneye sevk ediyorlar. Peki sizin korkularınızı ya da endişelerinizi teşvik edip hastanede sizi hastanede tutmaya çalıştıklarınıza dair bir şüphe oluştu mu kafanızda? Ben yoğun bakım kapısının önünde tabii bir anne olarak gidip geliyorum ve uzunca sürede bekledim. Hatta oraya çıkan hemşireler burada beklemeye hiç gerek yok, neden bekliyorsun gibi dediler. Ama ben hep dedim ki yani evladım beni orada hissediyor. Ben bir anne olarak burada kalacağım ve bekleyeceğim. Ve orada gördüklerim o kadar feciydi ki. Evet, hemşire sayısı az ama öyle bir trafik var. Bebeklerin biri giriyor biri çıkıyor. Minibüs durağı gibi, dolmuş gibi. Hani öyle düşünün ve çocukların ağlamaları hiç susmuyor. İçeriden ya bir film sesi geliyor, ya bir kahkaha sesi geliyor, ya bir maç sesi geliyor. Bunları hep gördüm. Bunları ve gördükten sonra biz kamera ben kaydımız da var. Yani hocamıza, bu bahsettiğim yeni doğan yoğun bakım doktoru, uzmanı, hekimimize dedim ki ben çocuğumu başka bir hastaneye götürmek istiyorum. O da bana dedi ki çocuğunu şöyle şuradan şuraya kıpırdatsak senin çocuğun ölür. Ben bir tıp ekibi olmadığım için hocamızın sözünü dinledim ve dedim ki tamam o zaman ellemeyeyim ben çocuğu. Ama yoğun bakımdaki gördüğüm tablo beni zaten oldukça endişelendiriyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu orada gördüm. Ve orada benim kapının önünde beklememden de zaten çok rahatsız oluyorlardı. Hemşireler tarafından da sürekli tersleniyordum. Hani burada niye bekliyorsun, neden bekliyorsun, amacın ne, niçin bekliyorsun gibi. Burada şimdi yani şöyle yani doktorun kastının yoğunluğu, bu örgütün suç işleme kastının yoğunluğunu ortaya koyuyor bunlar. Evet. Yani bir anne var, çocuğunun hastaneden çıkmasını istiyor ama suçlu burada diyor ki yok yok çıkmasın, çıkarsa ölür. Yani bir anneye yaşatacağı duyguyu düşünmeden sadece kendisi ekonomik çıkar elde etme maksadını gerçekleştirmek adına başka hiçbir şeyi umursamıyor. Evet. Yani bu yoğunluk, bu kast yoğunluğu çok ender rastlanan bir şeydir. Yani. Ve bu kişilerin çok önemli bir nokta bence. Bu kişiler eğitimli kişiler. Evet. Bu kişiler itiyadi suçlu olarak tabir edeceğimiz kişiler değil bugüne kriminal kadar. Kriminal dünyadan değil. Değiller. Başka bir yeraltı dünyası diye tabir ettiğimiz birine çökme, haraç alma vesaire gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Burada bence en önemli nokta bu. Yani burada tıp eğitimi almış ülkenin parlak gençlerinden biri bu hale geliyor. Hiçbir şeyi umursamadan sadece ve sadece maddi çıkar elde etmek adına günahsız bebeklerin ölümüne göz yummanın ötesine geçiyor bence. Evet. Yani makul şüphenin çok ötesinde çok şey var. Evet. Kesinlikle. Yani buradaki işbirliği gerçekten çarpıcı. Burada ben biraz sonra uzman hekimimize de soracağım. Öyle şeyler var ki sıralı raporu okuduğumuzda tespitlere baktığımızda çok korkunç şeyler. Yani normalde hani sokaktaki bir suçludan bahsetmiyoruz. Bahsettiğiniz gibi 6 yıl tıp eğitimi üstüne 4 yıl uzmanlık eğitimi üstüne 3 yıl belli ki başarı var. Hastane sahibi olunmuş. Evet. 13 yıllık bir sadece lise sonrası 13 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. Ortalama ya da 10 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. Evet. Ve çok korkunç bir tablo. Sizin sonrasında çocuğunuzda kalan kalıcı hasar. Evet. Ona dair bulgular, gördükleriniz neydi? Biz hastaneden çıkarttıktan sonra zaten doktor bey bize bunu söyledi. Dedi ki çocuğunuzun beyinde hasar var. Sizin çocuğunuz işte engelli olacak. Ve uzun yıllar bir eğitim gerekecek çocuğunuza dedi. Ama dedi merak etmeyin bizim hastanemizde dedi kök hücre tedavisi diye bir tedaviden bahsetti. Ama dedi hiç üzülme dedi sana ben dedi bunu ücretsiz yaptıracağım dedi bana. Ben de o zaman bu kök hücre tedavisi konusunda herhangi bir bilgim olmadığı için birkaç daha hekim yorumu almak istedim. Hani düşüneyim ama hocam dedim hani müsaade edin biz biraz daha aile olarak karar verelim düşünelim edelim diye. Biz o zaman öğrendik zaten hani beyinde hasar olduğunu, şu olduğunu, bu olduğunu filan. Fakat biz her gün yoğun bakımı arıyoruz. Yani normalde yeni doğan doğduktan sonra bütün tecrübeli anneler bilirler. Belli bir oranda kilo verir daha sonra kilo alır. Yeni doğanda kilo almak çok önemli.
Her gün doktor bey telefonda, yok kilosu aynı, hayır kilosu aynı. Hocam peki bu kilosu aynı sakıncalı değil mi? Yani sağlığı için kötü değil mi? Gidişatın kötü olduğunu göstermiyor mu? Yok yok, hiçbir sıkıntı yok, siz merak etmeyin. Çocuğunuz emin ellerde, biz gerekeni yapıyoruz diye söyledi. Dosyanın içinde onunla ilgili uzman tespiti de var şu an. Çocuğu evet. iyi beslemedikleri için, beslenme olmadığı için, ilaçla besledikleri için bilinçli bir şekilde yapılmış. Bu uzman tespiti benim değil. Biz zaten hani gördüğümüz, biz kendi hangi, dışarıdan hangi gördüğümüz. Hangi ilacın verildiğine dair bilginiz var mı? Yani nöbet ilacından bahsetti. Nöbet ilacı. Ve dedi ki bir hanımefendi, uzman hekimimizin ismini söyledi. Kendisi buraya geldi dedi. Çocuğunuzu gördü dedi ve bir nöbet olduğuna karar verdi dedi. Çocuk nöroloji uzmanı dedi. Size bu ilaçları verdi, söyledi dedi. Evet. Fakat biz hastaneden çıktıktan sonra ismini söylediği doktor hanımı bulduk. Hani dedi ki çocuğumuzu görmüş, nasıl olsa bir fikrini alalım. Doktor hanım dedi ki ben böyle bir hasta görmedim. Ben söylediğiniz hastanenin yolunu bile bilmem. Yani nöroloji uzmanından fikir alınmadan kendi başına doktorumuz İlaç başlamış. Hep bu krizde isimli ve yazmışlar. Ve evrakta sahtecilik var. Başka bir evrakta, doktorun tabii, ismi var. Tabii evrakta sahtecilik var ama ben tıbbi boyutuyla da uzman doktorumuza sormak istiyorum İlker Bey'e. O da, onu da alalım arkadaşlar. Hatta mı ya da Skype bağlantısı hazır mı? Hemen burada herhalde. Buradaki ekranda olacak. Evet İlker Bey hoş geldiniz. Yayının ilk kısmını dinlediniz. Bazı tespitler var ben size yardımcı olması açısından. Bu dosyada yapılan işlemler, sahtecilik, sahte işlemler, hileli işlemler ya da gerekli hekim itinasının gösterilmediği. Mesela uzman heyetin yaptığı tespitler var. Bilgi açısından söylüyorum size. Hastaya, bazı hastalara ilaç verilmemiş. Canlandırma uygulanmamış. Uzman raporundan söylüyorum. Bunlar sizin biraz bizzat uzmanlık alanınız olduğu için. Zamanında antibiyotik verilmemiş. Yine uzman heyetin yaptığı tespit. Kalp hastası na cerrahi müdahale uygulanması gerektiği halde uygulanmamış. Bebeğe doğru beslenme yapılmamış. Evet. Zamanında ilaç verilmemiş. 44 gün boyunca uygun merkeze gönderilmemiş ve orada tutulmuş. Bu farklı farklı bebeklerden bahsediyorum. Bu tabloda siz neyi kusurlu ya da eksik görüyorsunuz? Buyurun. Dahası var ama söz sizde. Buyurun. Tekrar merhabalar yayınlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yeni doğan hekim öncelikle amacı mümkün olan en içerisinde iyileşmesini o bebeği sağlıklı bir şekilde aileye teslim etmektir. Şimdi İlker Bey'in sesi sağlıklı değil. Ben yeniden bağlayana kadar, sağlıklı bir bağlantı kurana kadar bir özet yapmaya devam edeyim. Yani bir gün tutulması gereken bir bebeğin 44 gün tutulmasının, yoğun bakım yeni doğan ünitesinde tutulmasının devlete maliyeti bu dosya özelinde çıkarılmış. Ama böyle çocuk sadece bir çocuktan değil, 10 çocuktan değil, yüzlerce çocuktan, belki yıllar içinde, tabii, birkaç yıl içinde yapılmış. Tespit edilen 2021'i düşünürsek. Evet. Bir sonraki grafik de verelim. Ben anlatmaya devam edeyim. Ceylan'la birlikte üzerine konuşmaya devam edelim. Çünkü zamanında ilaç verilmeyen, mesela uzman heyetinin yaptığı en ağır tespit değil mi Ceylan? Ben sana bırakayım, sen istersen tarif evet. et. Yeni doğan bebeklerin yaşam hakkı ellerinden alındı diyor. Evet. Diyor ki uzman raporu, yeni doğan bebeklerin %90'ının hayat hakkı elinden alındı diyor. Evet. Bir de zarara, devletin kamunun uğratıldığı zarar boyutu da var. Onu evet. da bir sonraki grafiklerle devam edelim anlatmaya. Onu da SGK'nın ortalama yıllık zararı, tahmin edilen zararı 300 milyon lira olarak tespit edilmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu değil arkadaşlar. Diğer grafikte SGK'nın nasıl zarara uğratıldığına dair bir grafiğimiz vardı. Onu da verelim. O şu an sadece düşünülen, onun tespiti de ayrıca yapılacak. Evet. Şu an sadece kabaca bir hesapla bakmışlar. Acaba nasıl bir zarara uğramıştır diye. Yıllık zararı SGK'nın 300 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Sevil Hanım'la eşinin ve çocuğunun dahil olduğu dosyadan bahsediyoruz. Tabii tabii. Sadece o 300 milyon. Bir fikir vermesi için bir grafik daha hazırladım ben. SGK sonra Aptekin Bey'e sözü vermek istiyorum. 2018 Sayıştay raporundan bahsedeceğim. Çünkü SGK sisteminin nasıl dolandırıldığına ya da nasıl soyulduğuna ilişkin tespitler benim değil ya da buradaki herhangi bir insan değil. Sayıştay
denetçilerinin, uzmanlarının, görevlilerinin yaptığı tespitler bunlar. Ki hala devam ettiğine dair de şüpheler var. Aynı gün 170 farklı hastaya 10 farklı branşta, yani aynı gün 10 doktor görüyorsunuz. Bir hastane, özel bir hastaneye gidiyorsunuz. Sağlıkta uygulama tebliğine aykırı fatura tutarı 35 milyon TL 2018 rakamı. Üst solunum yolu hastasına SGK'ya sezaryen ve doğum faturası kesilmiş. Yani normal gribiniz var, nezleniz var. Sezaryen ve doğum faturası kesilmiş. Muhtemelen yani fason bir sürü işlem yapılmış. Tabii. Ameliyatlarda bir yerine 48 malzeme kullanılmış gösterilmiş. Bunlar yine bunlar bazı özel hastaneler. Bunların hepsinin faturası kesiliyor. 2225 TL olan malzeme bir tanesi 106 bin lira gösterilmiş. Ve bunlar denetlenince ortaya çıkmış. Ölen 411 sigortalıya öldükten sonra 1 milyon TL'lik fatura kesilmiş. Bu yine bir özel hastaneden bahsediyoruz. Onunla ilgili yapılan tespitler. Burada da bu bu bağlamda siz... Evet. Şimdi bu noktada şöyle Zülfikar Bey, yani kamunun uğradığı zararı biz ancak böyle yuvarlak olarak tespit edebiliyoruz. 300 milyon civarı soruşturma evet. sonunda, yargılama aşamasında bu zarar net olarak ortaya çıkacak. Evet. Bu zararın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkacak. Şimdi bu zararı oluşturabilmek için dosyanın şüphelileri, sanıkları birçok suç işliyorlar. Bu bedellerin tahsil edilebilmesi için SGK'dan mutlaka resmi belgelerle bu durumların gözler önüne serilmesi lazım. Çocuğun bu ilaca ihtiyacı olduğuna dair kaşeli, imzalı doktor raporlarının SGK sistemine girmesi lazım. Bunların tamamı resmi belge niteliğinde ve tamamı resmi belge de sahtecilik suçuna Tabii. konu olan belgeler. Evet. Ve her belge, düzenlenen her belge ayrı bir suç olarak ayrı değerlendirilmesi ayrı suç oluyor, gereken bir olaydan bahsediyoruz burada. Evet. Yani kamunun uğradığı zarar anlatılmaz bir boyutta. Bence soruşturma ve yargılama sonunda çok daha yüksek rakamlar çıkacak. Biz de bu mesleği yaptığımızda tek tük ufak tefek böyle şeyler bizim önümüze geliyordu. Ancak bu şekilde örgütlü şekilde yapıldığına dair bir örnek, bence çok önemli bir örnek. Evet. Çok önemli bir soruşturma. Hem bugüne hem de geleceğe dair sonuçları çok etkili olacak, çok etkili olması gereken bir soruşturma diye düşünüyorum. Evet, Ceylan Sever'in getirdiği özel haber olarak da işlediği dosyada şöyle bilgiler var. Ben İlker Bey'e sormak istiyorum. Entübasyon işlemi dediğimiz şeyi biz bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Bir hemşire yapar mı İlker Bey? Hayır, yapamaz. Yani öyle bir görev yetkisi yok zaten. Evet. Entübasyonu mutlaka bir uzman hekim yapmak zorunda. Evet. Bu dosyada... Yani entübasyon dediğimiz şey de yani bebek eğer kendi kendine nefes alıp veremiyorsa bir solunum cihazı yardımıyla biz bebeğin nefes alıp vermesini sağlıyoruz. Ve bunu yaparken de bir plastik tüp bebeğin soluk borusuna takılıyor. Evet. Bu öyle basit bir işlem değil. Zaten hemşirenin böyle bir görev yok, yapamaz. Yani evet. Bunu sadece hekimlerin, uzman hekimlerin yapması gerekir. Evet. Şimdi solunum cihazı var. Solunum cihazını işletecek devre yok. Bu olayda yani hemşire entübasyon yapıyor. Solunum cihazını devre olmadan, olmadığı için çalıştıramıyorlar ama o işlemin faturası kesiliyor. Siz hani bu konuştuklarımız etrafında sizin eğitiminiz çok hassas bir eğitim, onu biliyorum. Yeni doğan uzmanları da yine hat gitti ama yeni doğan uzmanları biraz önce söyledik. Tam 13-14 yıl süren bir eğitimden bahsediyoruz. İlker Bey beni duyuyorsa bu kadar arsızca bir işlem nasıl yapılabiliyor, nasıl mümkün olabilmiş sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Ya şimdi tabii bu konuşulanlar yani tıbbi açıdan bakıldığında yani çok bir yorum yapamıyorum maalesef. Yani evet. Şimdi bizim buradaki önceliğimiz hani hekimler olarak bebeklerin bir an önce işte sağlıklarına kavuşturulması, bebeklere mümkün olan işte en az hasarın, en az zararın hesaplanması ve bir gün hatta bir saat bile fazladan tutulmadan bu bebeklerin bir an önce ailelere verilmesini istiyoruz. Yani bazen biz yeni doğan bebeklere evet yani birkaç ay yoğun bakım ünitesinde tutmamız gerekebiliyor. Solunum cihazına bağlanabiliyor bebekler, işte farklı bir takım tedaviler alabiliyorlar. Bu süreç uzayabiliyor. Ama bu süreç içerisinde bile
yani aileyle beraber ortak hareket ederek, aileyi düzenli bir şekilde doğru bilgilendirerek bebeğe ne yapılırsa ailelere de bunları söylememiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk başta tabii ki bazen özellikle prematüre dediğimiz zamandan önce doğan bebeklerde biz bu bebekleri hemen besleyemeyebiliyoruz. Ağızdan beslenemeyebiliyorlar. O zaman biz bu bebekleri sondayla, yani ağızdan midelerine taktığımız bir hortum yardımıyla besleyebiliyoruz. Evet. Bunu da yapabiliyorsak o zaman damardan besliyoruz. Yani işte gerekli kalorisi hesaplanıyor bebeklerin. Proteini, yağ, işte elektrolitleri dediğimiz alması gereken temel şeyler hesaplanarak bu bebekler öncelikle gerekirse damardan, damar yoluyla besliyoruz. Daha sonra eğer işte bebeğin sağlık durumuna müsaitse ağızdan beslemeye, yani bağırsak yoluyla beslenmeye kademe kademe geçiş yapabiliyoruz. Evet. Süreç uzayabilir ama tabii ki bu süreçte bebeğin alması gereken işte hesaplamalarımız var. Düzenli olarak alması gereken proteinler var değil mi? Multivitaminler var. Evet, proteinler var, yağlar var, multivitaminler var, esen elementler var, elektrolitler var. Bu bebekleri yani biz yeni doğanlara damar yoluyla düzenli bir şekilde verebiliyoruz. Yani olayın vehametini anlatmak için ben bir parça daha bilgi vermek istiyorum size. Belki sizin açınızdan da daha kafanızda oturabilir en azından. Çünkü çok teknik bir şey olduğu için. Şimdi üçüncü düzey bir hastaneden ya da üçüncü düzey bir yeni doğan ünitesinden bahsediliyor dosyanın içinde. Ama üçüncü düzey imkanlara sahip olmadığı halde oraya bebek kabul edilmiş. Böyle olursa ne tür sonuçlar, bu sonuç normal midir, ne tür sonuçlar çıkar? Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz, daha iyi anlatabilirsiniz. Şöyle, tabii. Şimdi bazen devlet hastanelerinde, yani bu üniversite hastanesi de olabilir, eğitim araştırma hastanesi de olabilir, şehir hastaneleri de olabilir. Evet. Yoğun bakım üniteleri tam kapasite çalışıyor olabiliyor. Ve maalesef gerçekten de bebekleri yatıracak yer bulunamayabiliyor. İşte bu gibi durumlarda 112 emir komuta zinciri var. Yani 112'nin safe birimi var, özel bir birimi var. Bu 112'ye haber veriliyor ve 112'deki bu komuta merkezi bu bebeklere öncelikle yine bir devlet hastanesinde yer arıyor veya işte bir üniversite hastanesinde yer arıyor. Eğer yine bulamazsa bebeğin gerekli müdahalesinin yapacak olan yetkinlikte, işte bahsettiğiniz o üçüncü basamaksa üçüncü basamak, ikinci basamaksa ikinci basamak olan bir özel hastaneye sevkini gerçekleştirebiliyor. Ama bunu yapan, yani sevki gerçekleştiren kurum 112'nin bu emir komuta merkezindeki özel bir birim. Yani buna zaten hangi hastaneye gideceği 112 karar veriyor. Yani hani bu yetkinlikte olmayan hastanelere tabii ki bu bebeklerin gitmemesi lazım. Eğer böyle bir durum varsa maalesef bu bebeklere yeterli uygun tıbbi tedavi sağlanamaz. Peki olayın vehametini İlker Bey'in verdiği bilgilerden de çok iyi anladık ama bu olay sadece bununla da sınırlı değil. Bir de görevi başındaki savcı Yavuz Engin'in tehdit edilmesi meselesi var. Onunla ilgili bir video var, kısa, onu izleyelim. Ondan sonra tekrar üzerine konuşacağız. Evet, bu tehdit görüntüsü. Sen bak bir şey söyle, sen içerideki belayı defettir. Belayı defettir. Yani belayı bir sorun olur, gelirim ben sana yapayım. Sen ben olursa eyvallah, geride kimse yoktur ama ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim lafım 50 kişi hareket ediyorsa, sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunlar normal birileri değil diyorum. Evet. Savcıyı tehdit, aslında kibarca tehdit ediyor. Burada şöyle bir şey var. Kibarca başlıyor, sonra sana ne yaparlar? Tabii ki. Evet. Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Bu kişiler tehlikeli. Başınıza iş açarlar diyerek bu yolla. Aslında ben sizi korumak için geliyorum. Tabii tabii. Diyor. Hatta işte papa suikastini yapan insanlar tabii, bunlar. Evet. Sana ailene neler yapmazlar diyor. Evet. Aslında yani, videoda. Kravatlı doktorların kravatlı şekilde tehdide aracılık etmesi ya da tehdit yollaması tehdit eden kişi. Peki bu kişi kim? Ceylan bize anlatırken grafiği de gelsin. Evet. Ceylan bu kişi kim? Bize bir anlat, sonra Sevil Hanım'la Orhan Bey'e döneceğim. Bu kişi savcıyı tehdit eden kişi. Burada fotoğraflarını da görüyoruz. Dete verdi nüfus zaten. Nüfus taciri birisi. Nüfus ticareti yapan bir kişi. Eski Almanya Başbakanı Merkel'le fotoğrafını evet, da yani paylaşmış sosyal medyada. Geçmiş, Merkel'in afişinin önüne fotoğraf koymuş. Sanki Merkel'le birlikteymiş gibi böyle nüfus ticareti kullanan biri. Fotoğraf da bu. Şimdi grafikten bahsedelim. Arkadaşlardan rica edeyim. Adam Mustafa Kemal Zengin.
Kendisi Anavatan Partisi'nde eskiden müşavirlik yaptığını söylüyor ifadesinde. Kendi ifadesinde. Ancak Mustafa Kemal Zengin kendini çevreye bu işleri yaparken eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtıyor. Tabii bunu da inkar ediyor. Ben öyle demedim diyor ifadesinde daha sonra ama herkes onu eski müsteşar, müsteşar Kemal olarak tanıyorlar. Bunu söyleyelim. Evet. Siyasetçilerle az önce gösterdiğimiz fotoğrafları paylaşıyor. Bir medikal şirketi olduğu da tespit edildi ve hatta bu bebek soruşturmasından ayrıca tehdit soruşturmasında sadece ismi var ama bebek soruşturmasına da eklenecek. Çünkü medikal şirketi varsa bunun da mı bir ticari bağlantısı var diye o araştırılacak. Başsavcılık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili talimat verdi, onu söyleyelim. Bu da bizim özel bilgimiz. Diğer yandan da tetikçiye sahte MIT kartı verip maaşa bağladı. Savcıyı vurdurtmak istediği tetikçiye. Evet. Daha önceden başka işlerini yaptırmış. Kendisini Ankara'da tetikçiyi çağırıyor yanına. Maaşa bağlıyor, yanındaki bir adam aracılığıyla sürekli maaş veriyor. Evet. Bazı arabaların güvenliğini sağlıyorlar, getir götür işleri yapıyorlar, silah veriyor, sahte MIT kartı veriyor. Daha önce de dolandırıcılıktan yargılandı, aldığı ceza da sadece 20 TL. Bu grafiğin devamı varsa evet, bunu da anlatalım hızlıca. Tehditin hemen, daralıyor. Tamam, Ceylan, ne olduğunu söyleyelim. Yanında görüntülerde gördüğünüz bir kadın avukat var. Kendisinin kız şuradaki arkadaşı. Şuradaki görüntüye de dikkat çekelim. Hemen arkanda, çok da uzağa gitmeden. Yani böyle devlet görevlilerinin açıklama yapacağı yere gidiyor. Kim olduğunu söylemeye gerek yok. Fotoğraf çektiriyor, çok önemli bir şahısmış gibi. Evet, sanki basın açıklaması yapmış gibi mikrofonların önünde fotoğraf çekiliyor. Halbuki o an orada kimse yok. Oraya hazır bırakılmış orası, evet. Biri gelecek diye. Evet. O boşluktan yararlanmış, fotoğraf çekilmiş. Evet, devam edelim. Savcının makamına gidiyorlar. İki kişi gidiyorlar. Yanındaki kadın avukatla birlikte gidiyor. Tehdidi şöyle gerçekleştiriyorlar. Kolluk güçlerinden bunların polis olduğu tespit ediliyor bu arada. Başta jandarma denmişti. 3 kişi, 3 tane polis var. Evet, 3 polis. Gözaltına alındılar onlar da. 4 polis aslında. Özel bilgilerine baktıkları için. Evet, savcının kız kardeşinin bile özel bilgisine bakan var. Van'dan bir polis kız kardeşinin özel bilgisine bakmış mesela, evet. Savcının. O da var, hepsi tespit edildi. Polislerden savcının özel bilgilerini alıyor. Bir de tetikçi kısmı var. 100 bin dolar teklif, evet. Edilme kısmı, onu da bize anlat. Tabii, bilgileri alıyor, tetikçiyle anlaşıyor. Önce gidiyor savcıyı tehdit ediyor, bakıyor ki savcı istediğini yapmayacak, tahliyeyi gerçekleştirmiyor ve verdiği tarihte. Tetikçiyi arıyor bir sosyal medya uygulaması üzerinden. Diyor ki sana 100 bin dolar vereceğim. Bir de senin Siirt'te yakalamalı bir dosyan vardı. Onu da kapattıracağım, ceza almayacaksın. Nasıl olsa müsteşarım ben, istediğimi yaparım. Nasıl olsa müsteşarım, sahte MIT kartıyla dolaştırdığı tetikçi bu. Ama sana diyor bir tane bilgi göndereceğim. Bütün işte adresleri falan hepsi bende var. Işıklarda o adliye personelinin aracının hem tekerine hem de ön yolcu koltuğunu ateş edeceksin birer el diyor. Öldürme ama diyor. Biz sadece korkutmak istiyoruz diyor. Çünkü tahliye etmesi lazım. Tetikçinin itirafı bu. Aynen. Tahliyenin çıkması için bunu söylüyor. Ancak kendisi bunların hiçbiriyle bir alakasının olmadığını, tam tersi başkaca insanlar savcıya zarar verecekti. Ben de bu yüzden aracı olup savcıyı uyarmak istedim diye bir açıklaması var. Ama tabii biliyorsunuz bunların hepsi kayıt altında, soruşturma kapsamında. Evet. Çok teşekkürler. Nasıl diyelim, böyle hekimci, doktorcu mafya mı diyelim, ne diyelim? Evet, yani siz çünkü kamu kaynağı da soymaya çalışan, evet. Artı insanların canına kasteden, biraz bir önce de anlattınız. Yanında, ne diyebilir sizce bir de buna? Bunun yanında, bir de savcı tehdidi var. Yani Cumhuriyet Savcısına, Cumhuriyet Savcısının makamında, tabii. Görevini layığıyla yapan, evet. Gerçekten Cumhuriyet Savcıları ve hakimleri burada bunu söylemek zorundayım. Zor şartlar altında, yoğun bir iş yükü altında çalışıyorlar. Ve bu savcı kardeşimiz gerçekten görevini layığıyla yapıyor ve karşılaştığı son yıllarda bu tipte diyeceğim tırnak içinde adamlardan çok fazla türedi. Evet. Bu şekilde nüfus sosyal medya hesapları nüfus var. Nüfus ticareti yaparak. Evet, bu şekilde sosyal medya hesapları var. X'i tanıyorum, Y'yi tanıyorum diyerek muhtemelen ki savcı beye soruşturmayla ilgili önemli bilgiler vereceğini söyleyerek gittiğini düşünüyorum. Siz şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısısınız. Evet. Bir programa katılıyorsunuz. Kalabalık bir sürü insan geliyor. Geliyor fotoğraf yanınızda fotoğraf çektirmek, evet. istiyor. Çektiriyorsunuz, her sonra bir bakıyorsunuz. Her fotoğraf çektirene adli sicil sabıka kaydı sorması tabii, evet. ki mümkün değil. Tabii, tabii. Şimdi burada yani öyle bir konuşma tarzı var ki bir kere kendisini ben işte müsteşar yardımcısıyım, evet. diye tanıtıyor. Savcı Bey'i sanki korumak için yapıyormuş gibi, bir de
Ben konuşmayı dinledim. Konuşmada şöyle bir şey diyor. Siz benimle bir fotoğraf çektirin. Savcı anlaştığımız Bey'e. Anlaşılır anlaştığımız diyor. Belli olsun. Evet. Ben bunun karşılığında onu söylemiyor. O iç ses olarak söylüyorum ben. Ben bunun karşılığında alacağımı alayım ve buradan uzaklaşayım. Evet. Bütün amacı bu suç örgütünün lideri ve üyeleri tarafından yönlendirilen ve bütün amacı buradan nemalanmak olan bir şahıs. Yargılama süreci başladı zaten. Soruşturma başladı. Soruşturma. Ben sonucunda Türk adaletinin doğru şekilde karar vereceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Ancak bu olay şu açıdan çok önemli. Bence Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Yani bir Cumhuriyet savcısının makamında tehdit edilmesi ve bunun görüntülerinin mevcut olması çok çarpıcı. Evet, ben mağdur aileye de bir son söz vermek istiyorum süremiz de daralırken. Siz bu suç örgütünün yaptığı işlerin, yaptığı şeylerin mağduru olarak her gün onunla yüzleşiyorsunuz. Evet. Nedir talebiniz, ne söylemek istersiniz? Çünkü önemli söyleyecekleriniz. Evet, ben zaten ağzım açık izliyorum ve dinliyorum. Her şeyden önce yani bizim gibi, benim gibi olan mağdur ailelerden, mağdur annelerden ne istediler bilmiyorum ama 4 yıldır üzerimizde bizim kara bulutlar var oğlumla birlikte. Eğer bir hata ya da spontan gelişen bir şey olsaydı belki kader derdim, başımın üstünde yeri var derdim, sınav derdim. Ama kasıtlı ve bilerek yapılması benim canımı acıtıyor. Benim yüreğim alev alev yanıyor. Ve ben artık bu sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyorum ki benim yangınıma bir su serpilsin. Gerçekten çok zor. Yani çok zor. Bunu kabullenmek çok, çok zor. Mesela özellikle hani bu işlerde işte bir yayın olsun falan en çok talebimiz ve işte bir tık belki bir faydamız olur diye insanlar izleyip mağdur olan kişiyi görüp ben kendi mağduriyetini de çıkıp cesaret edip gidip şikayet etmekte ya da işte bir yere müracaat etmekte geri kalmayacak. Çünkü şöyle bir şey yaşadım ben. Aslında çocuğumuz 4 yıl önce doğdu. Eşim bana hep söylüyordu bununla ilgili. İşte gidip hakkımızı araştıralım, mahkemeye gidelim. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi biz bu işin içerisinde her gün bir sağlık kurumunda, bunu abartmadan, her gün bir rehabilitasyon merkezinde çocuğunu taşıyan, koşturan bir aileyiz. Ben hep diyordum ki ya isteyerek yapılmamıştır. O takım ihmaller, biz o zaman böyle bir şey düşünmüyoruz. Ta ki basında haberleri ne zaman izleyip oradaki olayların bizimle birebir örtüştüğünü görünce. Çünkü mesela yine yazılı basından okumuştum ben. Bahsettiğimiz doktor saç ektirmeye gitmiş. O gün hastanede değil. Benim çocuğumun doğum yapıldığı günde o doktor hastanede değildi. Muhtemelen hemşireler vardı hastanede. O işleri yapan. Doktor numarası yapan o hastane için söylüyorum. Evet. Hemşireler o işleri. Dünyalar onların olsun diye bizim dünyamızı yıktılar. Biz tabii o dönem bunu öyle yorumlamıyoruz. Diyoruz ki hani adam belki hastası vardı, şuydu buydu vesaire falan öyle hissediyor. Yani öyle yorumladık o zaman ama haberlerden izleyip takip ettiğimiz şey. Adam saç ektirmeye gitmiş. Gece kulübünden çıkarken görüntüsü var vesaire falan. Diğer haber kanallarında ve işte yayınlarda okuduğumuzda biz eşimizle şok olduk. Yani ben burada eşimle oturup o dönem bu haberleri okuduğumda şok olmuştum. Yani biz bu işin mağduru olduğumuzu çok geç öğrendik. Evet. Ne zaman sizden ben yayınladınız? Ben baştan beri eşime hakkımızı aramamız konusunda hep bir baskı uyguladım, psikolojik baskı. Ama eşim hep bana şöyle söyledi. Dedi ki karşımızdakiler güçlü insanlar. Hem çocuğumuz hasta, onunla uğraşıyoruz sabah akşam, bir de bununla uğraşamayız dedi. Ama ben çocuğumun suratına bakamıyorum. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Vicdanım rahat değil çünkü. Demin o listeyi gösterdiniz. Ölen çocuklar. Benim şurama bir şey oturdu inanın. Bebekler üzerinden haksız kazanç sağlamak ya da maddiyat düşünmek ne kadar büyük bir vicdansızlık. Yani benim bunu aklım bir türlü almıyor. Konuşsak anlatsak belki saatler yetmeyecek. Biz orada o dönemde yani çocuğu her gün dediğim gibi işte anne sütü götürüp işte yoğun bakım kapsülünün içini beklerken başka şeylerle de karşılaştık. Aile anlatıyor işte biz devlet hastanesinden geldik buraya. Sarılık vardı ama çocuğu 10 gündür tutuyor diyor, anlatıyor baba falan. Kapının önünde hep aileler şikayetçi. Yani biz o zaman tabii bu işin böyle bir boyutu olduğunu falan hani bilmiyoruz ama buradaki okuduklarımız, dinlediklerimiz, duyduklarımızla örtüştüğümüz zaman adamların tamamen bir organize suç örgütü olduğunu, biz bunun içerisinde bir anne ağlıyordu kapıda.
kadıncağız tabii yoğun bakımın önünde hep ailelerle görüşüyoruz, ediyoruz. Diyor ki benim çocuğum iyiydi, benim çocuğumu acilen nasıl ameliyat aldılar ben hala anlamış değilim diyordu. Bu noktada müsaadenizle şu toplumdaki cezasızlık algısının önüne geçmek adına ben bu yargılama sonucunda, bu yargılama neticesinde Türk Ceza Kanunu 62. maddesinde düzenlenen indirimlerin uygulanmaması gerektiğini ve mutlaka alt sınırdan uzaklaşarak kastın yoğunluğu nedeniyle ceza verilmesi zaten 10 tane çocuk ölmüş gerektiğini var, evet, yani. Düşünüyorum ve böyle olacağına da inancım tam. Evet. İnşallah yaptıkları suçun karşılığı Türk Ceza Kanunu'nda belirtilmiştir ve inşallah sonucunda da cezalarını tabii alacaklardır. Tekin Bey, hani hepimizin temennisi o ama siz de biliyorsunuz, evet, ilk derece mahkemeleri bu kararı verse de bu sefer bu işin bir de üst derece, doğru, mahkemeleri var. Evet, yani itirazla başka şeye dönüşebilir. Başka, evet. Yani umarım adalet tecelli eder. Ben İlker Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Süremiz de bugün yine süre yetmedi. Birçok şeyi de konuşamadık ama ben dosyadan bir şey söyleyeceğim müsaadenizle, bazı yerlerini keserek. Nasıl bir yapıyla, nasıl bir organize suç örgütü ve Deniz editörümüz Deniz Gez'in dediği gibi organize kötülük şebekesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlatmak için teknik takipte elde edilmiş telefon dinlemesinde şöyle bir şey var. Hastane görevlisiyle bir diğer hastane görevlisi arasında geçiyor. 50 satürasyonlu çocuk mu ölür? Olur. Öldür onu diyor. Böyle bir ifade var dosyada. Bunu da söyleyelim. Savcı zaten devlet bu işe el koydu. Devamını da getireceğini düşünüyoruz. Çünkü çok fazla suç şüphesini yoğun bir şekilde pekiştiren çok fazla delil de var. Diyelim ve kısa bir ara verelim.